Merhabalar gençler. En baştan serisi geometriyi anlatmaya, benzerlik anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz Sendeyiz Hocam kanalına. Sendeyiz Hocam dediniz. Biz de anlatmaya devam ediyoruz. Bugün benzerlik ve eşlik kısmını biraz daha ileriye götüreceğiz. Bugün ne anlatacağım size biliyor musunuz? Benzer üçgenleri nasıl fark ederiz? İki üçgenin benzer olduğu nereden belli? Ondan bahsedeceğiz. Haydi başlayalım. Gençler benzer üçgenleri nasıl anlarız sorusuna şu şekilde bir cevap vermek mümkün aslında. İki üçgenin benzer olması için benzerlik tanımının sağlanması lazım. O da ne? 3 tane açının eşit olması lazım. Daha sonradan TYT, AYT geometrilerde benzerlik teoremlerinden bahsedeceğiz. Onlar ayrıca gelecek ama şu anda en basit haliyle söyleyecek olursam iki üçgenin 3 tane iç açısı da aynıysa bu iki üçgen benzerdir. Hatta bir basamak daha ileriye götüreyim. İki iç açısı aynıysa zaten üçüncü iç açısı da aynıdır. Bir üçgen düşünün 90-30. Bir üçgen düşünün 90-30. Bu üçgenin tüm açıları aynı değil mi? Aynı çünkü 90-30 ise 3. açı 60 olacak. 90-30 ise 3. açı 60 olacak. Demek ki iki üçgenin iki iç açısı aynıysa 3. açı da aynı olmak zorunda. Dolayısıyla bak dolayısıyla üst üste geliyor. İki üçgende iki iç açının aynı olduğunu gördün mü? Yapıştır oraya o üçgenler benzer. O üçgenler benzer. Peki bunu nasıl tespit ediyoruz? Bakın çok klasik bir şekilde başladık. Burada benzer olan üçgenler var gençler. Mesela o benzer üçgenleri belli edebilmek, benzer olduğunu yazabilmek. Nasıl yazarız? Şimdi bakıyorum. Şekilde kaç tane üçgen var? Hani var ya şekilde kaç tane üçgen var saydın sayın diye. Şu anda ben size sordum şekilde kaç tane üçgen var? Şekilde gençler ekstra yardımcı bir şey çizmezsek şu anda şekilde zaten iki tane üçgen var. Bir tanesi ADE, diğeri de ADE'yi de içine alan büyük üçgen ABC. Bakın ADE ve ABC. Bakın şimdi ADE ve ABC. Şimdi ADE ve ABC üçgenlerine baktığımız zaman ADE üçgeninde ve ABC üçgeninde iki tane çizgi olarak eşit olan açı verilmiş. Bunu görüyoruz. Peki şu A açısı hem ADE üçgeninde hem de ABC üçgeninde yok mu? İki üçgende de var, değil mi? Şimdi ölçü olarak kafadan bir açı sallayayım size, tamam mı? Burası atıyorum 60 derece olsun. Burası da atıyorum 40 derece olsun. Tamam. Şimdi bu çizgiye 40 dediysen buradaki çizgiye de 40 demem gerekmez mi? Peki iç açıları hesaplamaya kalksam ADE üçgeninde iç açıları hesaplasam 60, 40 ve şu E noktasındaki açıyı toplarsam 180 elde etmem lazım. Öyle değil mi? 60 ile 40'ı toplarım. Söyleyin. 100. 180'den 100'ü çıkartırım. 80. Burası 80 olmalı. Peki ABC üçgeninde B açısını hesaplamak için iç açılar toplamı yapsak 60, 40 daha 100. Ne kaldı buraya? 80 kaldı. Gençler ADE ile ABC üçgeninin açılarını söyler misiniz? ADE'nin açılarını söyleyin. 60, 40, 80. ABC'nin açılarını söyleyin. 60, 80, 40. Yani sırası bozuk ama sırasını düzenleriz. Onda sıkıntı yok. 3 iç açısı da aynı oldu. 3 iç açısı da aynı oldu. Alarmlar çalıyor. Bu üçgenler benzer olmak zorunda. Benzer üçgenler işte böyle anlarız. Üçgenler benzer olmak zorunda. Çünkü iki iç açısının aynı olduğunu tespit ettiğim anda üçüncü iç açı da aynı olacak. Aynı olmazsa hocam öyle bir dünya yok. Aynı olacak. Bitti. Bu kadar net. Aynı olmak zorunda. O zaman gençler şimdi ben açı olarak söyledim. 60-40-80, 60-40-80 yazdım ama aslında biz bunu teorik olarak nasıl yapıyoruz biliyor musunuz? Şöyle yapıyoruz. Bak göstereyim. Nasıl yaptığımızı göstereyim. Bak. Şurayı böyle A açısı. Ortak olan açıyı şöyle karalıyoruz. Tamam mı? Bu ortak açı. Ne demek gençler ortak açı? Benzer yapacağım iki üçgende de bu açı mevcut. Tamam. Hem ADE'de var hem ABC'de var bu açı. Dolayısıyla bu açıya ortak açı diyorum. Sonra bu açı ortak açı dedikten sonra ortak açım mavi. Tek çizgi şuraya da nokta koyalım. Şimdi bak. ADE ve ABC şimdi sırasına uygun olarak yazacağım. Şimdi bana ADE üçgenindeki açıları demin 60, 40, 80 diye söylemiştiniz ya. Şimdi ortak açı çizgi nokta şeklinde söyleyeceğiz. Tamam mı? Yani ADE açısı üçgeninin açıları ortak açı çizgi nokta. Peki ortak açı çizgi nokta üçlüsü ABC'de de var mı? Var. Neden? Çünkü burası ortak açı, burası çizgi ise burası da nokta olmak zorunda. 60, 40, 80 örneğini hatırlayın. Burası da nokta olmak zorunda. Dolayısıyla ortak açı çizgi
nokta. Bu sıra ABC'de de var. O zaman yazacağız. A, D, E, ortak açığı, çizgi, nokta, A, hemen maviyi aldım, ortak açımı yazdım. Sonra D, çizgi, yani ABC'de de C çizgi, o yüzden C'yi yazmam lazım. Sonra A, D, E'de E nokta, A, C, B'de de B nokta, B'yi yazmam lazım, bak. Ve aralarına da bizim meşhur işaretimiz, benzerlik işaretimizi koyacağız, benzerler. Çünkü 3 iç açısı da aynı olmuş oldu. Bakın daha önceki videomuzda benzerlik varsa açılar aynı olur, benzerlik oranı elde ederiz dedik. Şimdi benzerliği fark etmeyi öğretmeye çalışıyorum size. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama onu öğretmeye çalışıyoruz. Tamam mı gençler? Hadi bakalım örnek üzerinden pekiştirelim. Bakıyorum şimdi soruya. Çok güzel soru, çok güzel soru. Kaç tane üçgen var? 2 tane üçgen var. Bir tanesi ADE, bir tanesi ABC. Hemen gençler iki üçgende de olan ortak açıyı işaretleyerek başlayın. Şu arkadaş hem ADE üçgeninde var hem ABC üçgeninde var. Mavi açı veya ortak açı diyelim. Ortak açı nokta çizgi. Bak şimdi ortak açı nokta çizginin toplamı 180. Ortak açı nokta. O zaman diğer yere de çizgi koymak zorundasın. Tamam, başka türlü olmaz. Bu ikisinin toplamı sabit olduğuna göre buradaki ikisinin toplamı da sabit olacak. 180'den çıkartınca aynı açıyı bulacaksın. Dolayısıyla gençler sırasına uygun olarak söyleyelim. İlkini istediğiniz gibi yazarsınız. İsterseniz DAE yazın, fark etmez. Yazalım. ADE benzerdir. Bak şimdi diğer üçgeni söylerken sıraya uygun olarak söyleyeceksin. Yani A'dan başlayacaksın. Çünkü ortak açıdan başlıyorum. A'dan başlayacaksın. İkinci sırada D açısı, bakın nokta olduğu için büyük üçgende de nokta olan köşedeki köşeyi söyleyeceksin. Yani C'yi söyleyeceksin. A, C. A, D, E'de A, D, E'de E açısı çizgi ise büyük üçgende de çizgi olan köşeyi söyleyeceksin. Yani B'yi söyleyeceksin. Tamam mı? Şunu yazdığın anda soru çözdüğün gibi bir şey. Şunu yazmak çok önemli. Yanlış yazarsak sıkıntı oluyor çünkü. Sıraya uygun yazmam lazım. Bunu yazdıktan sonra geliyoruz benzerlik oranından soruyu çözmeye. Aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını yazarak oranlayacağız gençler. Bu kadar basit. Şimdi A'nın karşısına bakmana gerek yok. Baksan da bir şey göremezsin. Çünkü A'nın karşısında küçük üçgendeki de büyük üçgendeki de kenar uzunluğu gözükmüyor. Değil mi? Yani bilmiyorsun yani. Gözükmüyor derken uzunluğu bilmiyoruz. Dolayısıyla A'nın karşısına geçiyorum. Nereden bakalım? D'nin karşısından bakalım. A, D, E üçgeninde. Bak sarıyla gösteriyorum. D'nin karşısından baktık. Kaçı görüyor? 5'i görüyor. Yaz buraya 5'i. Tamam. 5'i yaz. Sonra bak burada D'nin karşısına baktın. Noktanın karşısına baktın ya. Büyük üçgende de noktanın karşısına bakacaksın. Büyük üçgende noktanın karşısı. Lütfen dikkat. Noktanın karşısı. Büyük üçgende. Büyük üçgende. Hoppa. Büyük üçgen dediğim için büyük üçgenin diğer köşelerine gidene kadar ilerleyeceksin. İlerledin mi? İlerledin. Burada 3 var. Burada 7 var. Toplamda 3 ile 7'nin tamamını görüyor. Yani kaçı görüyor? Onu görüyor. Evet. Devam. Eşittir diyorum. Sırada ne var? Sırada çizgi. Yani noktaların karşısına baktık. Sırada çizgi var. Çizginin karşısında hangi üçgene bakalım? ADE'ye bakacağız. Sıraya uygun olarak gidiyoruz. ADE'de çizginin karşısında sevgili gençler. Ne var çizginin karşısında? Bak. Şöyle bak yine. Sarıyla göstereyim. Bak çizginin karşısında ne var? 7. Yaz 7'yi. Yaz. 7. Bölü. Büyük üçgende çizginin karşısında ne var? Aman Allah'ım, büyük üçgende çizginin karşısına bakacağım. Bak bakalım çizginin karşısında ne var? Bak görüyor musun? Tamamını görüyor. Yani 5 burada var, x de burada var. Toplamda x artı 5'i görüyor. O zaman buraya x artı 5 yazmalıyım. Yap işler dışları, çöz soruyu. İşler dışlar yapmadan şuradan bir sadeleştirme yaparsın. 5'i 5'e bölersin 1, 10'u 5'e bölersin 2. Sonra yaparsın işler dışlarını. 2 kere 7... 14. 1 ile x artı 5 yaptım. X artı 5. At 5'i karşıya, x yalnız kalsın. 14 eksi 5'ten x ne çıktı? X eşittir 9 çıktı sevgili gençler. Anlaştık. Bu oranlamayı yapabilmemiz lazım. Eşit olan açıları tespit ediyorsun. Sonra açıların gördüğü kenarları, eşit olan açıların gördüğü kenarları sırayı bozmadan eşitliyorsun. Haydi bakalım. Hadi gençler. 4, 5, 6 x'i soruyor. Ne yapıyoruz? Öncelikle tabii ki ortak açımızı hemen gösteriyorum. Bak şu açığı iki üçgende de var. Hem ADE üçgeninde hem ABC üçgeninde ortak açı. Ortak açı çizgi.
Al sana nokta. Ortak açı çizgi, o zaman al sana nokta. Tamam. Sonra benzer üçgenleri yazabilirsin. Direkt oranlayarak soruyu da çözebilirsin. Çünkü eşit olan açıları isimlendirdin. Bunların benzer olduğunu anladın. Anladıktan sonra devam et. Oranla. Nasıl oranlayacaksın? Bakalım şimdi. Al sarı kalem eline. Çizginin karşısı 5. Al sarı kalem eline. Çizginin karşısı 6 burada, 4 burada, 10. Gördün mü? 5 bölü 10. Çizginin karşısı 5, çizginin karşısı 10. Çünkü çizginin karşısı derken önce küçük üçgendeki çizginin karşısı, sonra o küçük üçgenin içine alan büyük üçgende çizginin karşısı. Sırada noktanın karşısı var. Şu sarıları siliyorum, tekrar göstereceğim noktanın karşısını. Noktanın karşısı küçük üçgende noktanın karşısı. Bakıyor musun bak küçük üçgendeki noktanın karşısı. Nereyi görüyor noktanın karşısı? Bak 4'ü görüyor. 4. Büyük üçgende noktanın karşısı. Nerede büyük üçgen? Nokta burada. Büyük üçgende noktanın karşısı dediğim zaman nereden bakacağım? Hemen siliyorum şurayı tekrar göstermek için. Şuradan bakıyoruz gençler bak. Uzat uzat uzat. Büyük üçgen olduğu için köşeye kadar gideceksin. A ve C arası. Yani x artı 5 olmuş oldu. Tamam. Buradan işler dışlar yapalım ve soruyu çözelim. 5'i 5'e böldüm 1, 10'u 5'e böldüm 2. Sadeleştirdim. İşler dışlar yaptım. 2 kere 4, 8. 1 ile x artı 5'i çarptım. X artı 5. At 5'i karşıya. X yalnız kalsın. Eksi 5 olarak geçti. Yani x eşittir 3 oldu sevgili gençler. Tamam. Kendini yazacağım. Haydi bakalım. Örnekleri arttıralım. Serileşelim. Ortak açı gördük mü? Bu sefer tepede değil bak dikkat et. Ortak açı nerede? Ortak açı burada. Hem ADE üçgeninde var. Hem ABC üçgeninde var. B'deki açı sadece büyük üçgende var. Küçük üçgende yok ki. Tamam. Peki mavi çizgi. Koy noktanı. Büyük üçgen, mavi çizgi, koy noktanı. Ortak açı çizgi nokta, ortak açı çizgi nokta. Ve şimdi geldik oranı yazmaya. Haydi bakalım yazalım. Nereden yazacağım bu sefer? Dikkat et. Bu sefer her tarafın uzunluğunu vermiş. O yüzden sen de bütün açıların karşısını yaz. Önce şuradan mavi açıdan başlayalım. Bak, ortak açıdan başlayalım. Ortak açı ADE'de x'i görüyor. Ortak açı ABC'de 9'u görüyor. Görüyor musun nasıl gördüğünü? Bak gözlerini takip et lütfen bak. Küçük üçgende şöyle. Çünkü küçük üçgende D'ye E'ye kadar gidiyorsun. Çünkü ADE'nin köşeleri onlar. Büyük üçgende ise B'ye ve C'ye kadar gideceksin gördüğünü görmek için. Yani 9. X bölü 9. Eşittir. Eşittir. Şunları bir sileyim. Sırada ne var? Sırada yine küçük üçgenden başlayarak ister noktadan başla ister çizgiden başla. Nereden başlayalım? Dur bakayım. Çizgiden başlayalım. Şunu mavi yapmak istiyorum. Heh. Çizginin karşısı 4. Büyük üçgende çizginin karşısı. Bak şu çizginin karşısına bakacaksın büyük üçgende. Çizginin karşısına bakacaksın. Şöyle gideceksin. 6 burada var, 3 burada var. Yani 9. Eşittir. Bak bunların hepsi eşit. Eşittir. Ne kaldı geriye? Noktaların karşısı. Bir de noktaların karşısına bakalım. Noktanın karşısı küçük üçgende bakıyor musun? Noktanın karşısı 6. Büyük üçgende noktanın karşısı. Büyük üçgende noktanın karşısı. Şöyle gidiyorsun. Şöyle gidiyorsun. Bak şuranın tamamını görüyor büyük üçgende. Yani y artı 4. Tamam. Hadi bakalım işler dışlar yapalım şimdi. Bir kere şurada işler dışlar yapmana bile gerek yok. X bölü 9, 4 bölü 9 olduğuna göre x eşittir 4'tür gençler. Burada ise 4 bölü 9, 6 bölü y artı 4 eşit. Burada işler dışlar yapalım işte. 4 ile y artı 4'ü çarpıyorum. Ve bunu 6 kere 9, 54'e eşitliyorum. Şuradan devam edeceğim gençler. 4'ü dağıtalım içeriye. 4y artı 4 kere 4, 16 eşittir 54 olmuş oldu. Buradan 4y eşittir. At 16'yı karşıya. 54 eksi 16. 54'ten 16'yı çıkarttım. 4'ten 6'yı çıkmaz. 14'ten 6 çıktı. 8. 4'ten 1 çıktı. 3. Yani 38 mi yaptı? 38. Yani 4y'miz gençler 38'miş. Her tarafı 4'e bölüyorum ki y çıksın. 4'ler gitti. Y eşittir 38 bölü 4. Tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. 2'yi de sadeleştirsek 19 bölü 2 olmuş oldu. Y'miz 19 bölü 2'ymiş gençler. X'imiz ise 4'müş. Anlaştık. Sendeyiz hocam. Haydi bakalım. Hemen buraya bir tane duk yapıştırdık. Hadi bakalım gençler göreyim sizi. Eşit olan açıları isimlendirdiniz. C açısı, ortak açı,
hem CED üçgeninde var, hem ABC üçgeninde var. Ortak açı. Çizgi ortak açı iki çizgi. Çizgi ortak açı iki çizgi dedik. Sonra aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlayacaksın. Ortak açının karşısı 4. Ortak açının karşısı B. Sarıyla göster, sarıyla. Ortak açının karşısı bu küçük üçgen 4. Ortak açının karşısı büyük üçgen B. Devam. Çizginin karşısı 4. Çizginin karşısı A artı 6. Değil mi? 4 bölü A artı 6 o zaman. Tekrar gösterelim sarıyla. Bak çizginin karşısı küçük üçgende. Çizginin karşısı şurası olurken büyük üçgende çizginin karşısı komple şöyle baktığın için şuranın tamamı yani A artı 6. Ve son olarak ne kaldı? İki çizginin karşısı kaldı. Temizleyelim şekli iki çizginin karşısında gösterelim. İki çizginin karşısını göstereceğim şimdi. İki çizginin karşısını göstereceğim. İki çizginin karşısı küçük üçgende 6. Büyük üçgende iki çizginin karşısı bak büyük üçgende iki çizginin karşısı şöyle bakman lazım değil mi? Şöyle bakman lazım. 8 burada var. 4 de burada var. 12. 4 bölü B. 4 bölü A artı 6. 6 bölü 12 eşit. Yani 6 bölü 12 dediğimiz bizim sadeleştirirsek 1 bölü 2 demek. 6 ile bölsen 6'yı 6'ya bölsen 1. 12'yi 6'ya bölsen 2. 1 bölü 2. Yani aslında sizin benzerlik oranınız gençler 1 bölü 2 olmuş oldu. 1 bölü 2 benzerlik oranı varsa bu 1 bölü 2 hem 4 bölü B'nin 1 bölü 2 olması lazım. Hem de 4 bölü A artı 6'nın 1 bölü 2 olması lazım. Yani hem 4 bölü B'nin 1 bölü 2 olması lazım. Hem de 4 bölü A artı 6'nın 1 bölü 2 olması lazım. Hadi yapalım. 4 bölü B 1 bölü 2 ise 4 kere 2 8 B eşittir 8. 4 bölü A artı 6 1 bölü 2 ise 4 kere 2 8. A artı 6 ile 1'i çarptım. A artı 6. Buradan 6'yı karşıya atarsak A 8 eksi 6'dan 2 çıktı gençler. A 2'ymiş. B de 8'miş. Topla gel. Topla. Topla. 10 çıktı. 2 ile 8'in toplamı. Sen de 100 hocam. Evet. Devam. İşin içine bakın. Ortak açıyı koyduğu gibi bir de yani aynı sembolle gösterebileceği gibi bir de dik üçgenleri koyuyor. Dik üçgenlerden yola çıktı. Böyle de olur. Bunu da yaparsın. Neden? Dik üçgen var. Bak burada dik üçgen var. Büyük üçgen de dik üçgen. Birer açıları dik olarak eşit verilmiş. Ortak açılara da sahip bu arkadaşlar. O zaman bu üçgenler benzer. 90 ortak açı çizgi dersen 90 ortak açı çizgi demen lazım. 90 ortak açı çizgi. 90 ortak açı çizgi. Devam. Peki gençler. Soru çözeceğim ama dik üçgen niye bu? 8-15 kaç üçgeni? 8-15 evet 17 dediğinizi duyar gibiyim. 8-15-17 şuraya da 17'miz yazalım. Sonra aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlayacaksın. Bak ortak açı 8'i görüyor. Büyük üçgende ortak açı 16'yı görüyor. Gördün mü? Hemen 8 bölü 16'yı yazdım. Çünkü 8 bölü 16 1 bölü 2'ye eşit. Benzerlik oranının 1 bölü 2 olduğunu bulmuş oldum. Bak bu çok güzel bir şey. Benzerlik oranı 1 bölü 2 ise diğer eşit açıların karşısındaki kenar uzunlukları oranı da 1 bölü 2 olmalı. Yani 90'ların karşısındaki kenarların oranları da 1 bölü 2 olmalı. Tamam. Yani EDC'deki 90'ın karşısına bakalım. 17. ABC'deki 90'ın karşısına bakalım. X artı 15. O zaman 1 bölü 2 oranı 17 bölü X artı 15'te de geçerli olmalı. 1 bölü 2 yani 8 bölü 16 küçük üçgen büyük üçgen yaptığımız için yine 90'ın karşısı 17 büyük üçgende 90'ın karşısı x artı 15 yaptık. Buradan içler dışlar yapıyorum. X artı 15 eşittir 2 kere 17 2 kere 10 20 2 kere 14 34 at 15'i karşıya x yalnız kalsın 34 eksi 15'ten sevgili gençler x eşittir ne çıktı 19 çıktı. Anlaştık. Hemen bir tane duk gençler. Hocam sendeyiz. Hadi bakayım göreyim sizi. 6 8 kaç üçgeni gençler? 6 8 6 8 evet 10. 6 8 10 üçgeni. Dik üçgen olduğu için yazdım. Sonra hem bu üçgende hem de büyük üçgende olan ortak açımı hemen maviye boyadım. Ortak açı. Ortak açı. Ortak. İkisinde de var. Hem EDC'de hem büyük dik üçgende ABC'de var. Dolayısıyla geriye kalan
E açısına çizgi dersen büyük üçgende de 90 ortak açı geriye kalan açıya çizgi diyeceksin. Tamam? Devam ediyorum şimdi. Devam ediyorum. Benzerlik oranını bulmaya çalışalım. Hadi çalışalım. Ortak açının karşısı 6, ortak açının karşısı 12. Küçük üçgende 6, büyük üçgende 12. 6/12'den benzerlik oranı 1/2 mi geçer yine? Benzerlik oranı 1/2. O zaman bu üçgende benzerlik oranı 1/2 ise diğer eşit olan açıların da karşılarındaki kenarların oranları 1/2 çıkmalı. Yani 90'ın karşısındakilerin oranları da 1/2 çıkmalı. Çizginin karşısındakilerin oranları da 1/2 çıkmalı. Ben hangisini kullanacağım? Çizginin karşısını. Çünkü x'e dikkat ederseniz şuradaki x'i istiyor ya senden. Bu x buradaki çizginin karşısındaki bir parça. Dolayısıyla çizginin karşısına bakacağım. 1/2 eşittir diyeceğim. EDC'deki çizginin karşısı DC uzunluğu 8. ABC'deki çizginin karşısı, lütfen dikkat bak, çizginin karşısı deyince şöyle açıyorsunuz kolları, diğer köşelere gidiyorsunuz. Büyük üçgende diğer köşelere varana kadar durmak yok. Vardığın anda dur. 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 İşte bu uzunluk ne? Bu uzunluk x+10. İşte çizginin karşısında x+10 varmış demek ki. İçler dışlar yaparsak gençler 2 kere 8 16. 16 eşittir x+10 oldu. X'i yalnız bırak. Çık dışarı, x yalnız kalsın. Buradan onu karşıya atarsak x eşittir ne çıktı? 6 çıktı. Anlaştık? 6 çıktıysa. Sen neyiz hocam? Hadi bakalım. Evet gençler. Yine benzer üçgenleri nasıl anlarız bahsinde çok klasik çıkan bir şekil var. Bu şekilde de işi bitireceğiz gençler. Bakın bu şekilde dikkat edin. Görüyor musunuz? Bak bu şekilde dikkat edin. Bu şekilde ortak açı yok. Aa, hakikaten yok. Ama bu şekilde benzer var. Neden benzer var biliyor musunuz? Biz buna AB90 taktiği diyoruz. AB90 taktiği. Nasıl AB90 taktiği anlatayım. Şimdi ABC üçgeninde gençler açılarımız A açısı 90 ve C açısı. A açısına A deseniz, C açısına B deseniz, A 90 ve B'nin toplamı 180 olması gerekmez mi? İç açılar toplamı 180 çünkü üçgende. Dolayısıyla 90'ı karşıya sallarsan eksi 90 olarak geçeceği için A ile B'nin toplamının 90 olduğunu bulmuş oluyorsun. İşte AB 90 taktiği dediğimiz bu. Yani AB 90 taktiği. AB 90 taktiği. A ile B'nin toplamının 90 yaptığını vurguluyorsun yani. Peki AB 90 olduğuna göre, A ile B'nin toplamının 90 olduğuna göre ben buradan hareketle şu tarafa doğru gitmeye çalışıyorum ya, acaba şuradaki açıyı bulmaya kalksam buradaki açı kaç çıkar? Hadi bulalım. B artı 90 artı soru işareti kaç derecedir gençler? Söyler misiniz? Lütfen söyleyin bana. Kaç derece? 180 hocam dediğinizi duyuyorum ve çok mutlu oluyorum. Neden? Doğru açı çünkü. Bir şeyler öğretiyoruz inşallah. Bunların toplamları 180 olmalı. E bunların toplamları 180 olacağına göre B 90 ve soru işareti toplamı 180 olacak. At 90'ı karşıya. B artı soru işareti eşittir 190 eksi 90 geçti 90. Yani B ile soru işaretini toplayınca 90 ediyormuş. Lütfen dikkat. Lütfen dikkat. B ile soru işaretini toplayınca 90 ediyormuş. E B ile de A'yı toplayınca 90 ediyormuş. Soru işareti A'ymış. Değil mi? Evet. Soru işaretinin yerine A yazmalıyız o zaman. İşte o yüzden AB 90 taktiği. Yani soru işareti görünümlü arkadaş. Aslında sen 90 mısın ya? Niye kandırıyorsun bizi? Yaz şuraya 90'ı. Yaz şuraya 90'ı. Soru işareti dediğim şey aslında 90'mış diyorum, özür dilerim. A'ymış değil mi? Şuraya A'yı yazalım. Peki aynı mantıkla devam edersek 90 A, şuraya soru işareti koysam, şöyle bulmaya çalışsam burası da B çıkmayacak mı? Al sana AB 90 tekniği. Tamam. Peki hocam bunu sorularda pratik olarak biz nasıl yerleştireceğiz? Şöyle yerleştireceksin. Bak şuraya kadar temel düzeyde anlattım. Şimdi biraz orta düzeyde anlatacağım. Orta düzeyde AB 90 tekniğini anlatıyorum. Bak şimdi bak bak bak. Bak 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 bak. Şimdi şurayı da sildim. Ne güzel temizledim var ya. Ha. Temizlik bizim işimiz. Şimdi bak diyorum ki A 90 B. A 90 B. Ha, demek ki A ile B'nin toplamı 90 yapıyor. A ile B'nin toplamı 90 yapıyor. E şimdi şurada da burada 90 olduğuna göre şu ikisinin toplamının 90 yapması lazım. E demek ki şurasının A olması gerekiyor. Sonra devamında burasının A olması gerektiğini buldun. Şu üçgene bakıyorsun, CED üçgenine. İç açılar toplamı 180 olan bir üçgen. A 90. E buranın da B olması lazım. Çünkü A ile B'nin toplamı 90 olsun ki 90'la 90'ı toplayayım 180 olsun. Ha demek ki ABC üçgeni ile CDE üçgeninin bütün iç açıları aynı.
Alarm çalıyor. Bu üçgenler benzer üçgenler. E benzerse ne yapacağız? Aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlarsan sorunu çözersin. Bu kadar basit. Benzerliği bulduğun anda soru gayet güzel çözülüyor gençler. Bulalım o zaman gençler. ABC üçgeninde A'nın karşısında ne yazıyor? X yazıyor. DC üçgeninde A'nın karşısında ne yazıyor? 5 yazıyor. Devam. ABC üçgeninde B'nin karşısında ne yazıyor? 12 yazıyor. Peki DC üçgeninde B'nin karşısında ne yazıyor? 10 yazıyor. Aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını yazdık, oranladık. Ve bunları birbirine eşitledik gençler. Yaptık işler dışları. 10 çarpı x, 10 x, 12 kere 5, 60. 10 kere 5, 55 kere 2, 10, 50, 10 da 60. Her tarafı alt tarafı ona böleceksin. Korkma. Ona böl. X eşittir 60 bölü 10'dan ne oldu? Sıfırlar. Sizler ömür. X eşittir 6. Hem neyiz hocam? Hadi bunu bir pratik olarak gençler siz de yapın. Videoyu bitirelim. Haydi. Haydi. A, B, 90 tekniğini uyguluyorsunuz. Geliyorsunuz buraya diyorsunuz ki burası A, burası B ise A ile B'nin toplamı 90 derece olmak zorunda. Çünkü üçgende iç açılar toplamı 90. E buraya B dersem buraya A demem lazım. Çünkü A ile B'nin toplamı 90 olacak ki burada da bir 90 daha gelecek. Doğru açıdan 180'i oluşturacak. Benzer mantıkla DCE'nin iç açılar toplamı 180 olacağından burası B olmalı ki topladığım zaman AB 90 180'i elde edebileyim. Yani AB 90'ı A, B 90 olduğuna göre A, B yerleştirdik. Sonra üçgenlerin benzer olduğunu tespit etmiş olduk. Çünkü 3 iç açısı da aynı olmuş oldu. 3 iç açısı da aynı olmuş oldu. Aynı açıların karşısındaki kenar uzunluklarını oranlayalım, olay bitsin. A'nın karşısına bak. Allah'ını seversen ABC'de A'nın karşısına bak. Bak bakıyor musun? Nereye görüyor? 6. Yaz 6'yı. Peki diğer üçgende A nereyi görüyor bakalım? Nereyi görüyor bakalım? 8. Yaz 8. 6 bölü 8. Eşittir. B'nin karşısı, bak niye 90'ın karşısına bakmıyorum? Bilmiyoruz 90'ın karşısına. Niye bakalım ya? Bildiğin kenarlara bak değil mi? Bilmediğin kenara bakıp, ya 90'ın karşısına istersen hesaplayabilirsin ama diğer tarafı hesaplayamayacaksın. Sıkıntı olacak. Gerek yok yani. B'nin karşısı 9 ve diğer üçgende de B'nin karşısı sevgili gençler. Bakın B'nin karşısı. Oo, yanlış renk aldık. Diğer üçgende de şurası B'ydi. B'nin karşısına bakarsak gençler diğer üçgende de ne yapıyor? Diğer üçgende de B'nin karşısı X yapıyor. 6 kere 6 bölü 8, 9 bölü x'e eşitmiş. Yap işler dışlarına. 6 x eşittir. 9 kere 8, 72. Her tarafı 6'ya bölelim gençler. 6'lar gitti. X eşittir. 12 çıktı. Demek ki bizim aradığımız uzunluk kaçmış? 12'ymiş sevgili gençler. Tamam. Bugün ne anlattık? Benzer üçgenlerin benzer olduğunu nasıl tespit ederim? Yani bir soruda benzerliği ben nasıl çıkartırım? O kısmın temelini yani. Bugün anlattığım kısım aslında benzerlik teoremlerini anlatabilmek için bir temel teşkil ediyor. O yüzden önemli gençler. Tamam. Bir sonraki videomuzda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla gençler.